Herkese selamlar dostlar. 11 Eylül 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 10 adet mücadelemiz var. Hepsine genellikle ideal tercihler yaptım. Tabii ki bunların bazıları yüksek orandan 1.80-1.90 mantarında oranlardan değerlendirecek herkese bol şanslar. Hızlıca pazar videosuna başlayalım. Öncelikle bir skor yarışmamız var ondan bahsedelim. Skor yarışmamız Real Betis ile mücadelesi. Güzel bir mücadele ol olacaktır diye düşünüyorum. Villarreal Avrupa'da oynadığı mücadeleye de baktığımız zaman da ee, çoğu oyuncu çok önemli özellikle hücum oyuncularını dinlendirdi. Yani bu maç önem veriyor. Benim skor beklentim erken bir gol gelirse bu mücadele kopabilir. 2-2 skora kadar gidebilir diye düşünüyorum hatta. Benim skor düşüncem biraz gollü geçeceği yönünde. Sizlerin de yorumunu, düşüncelerini yoruma yazabilirsiniz. Bilen iki arkadaşımızı katı Telegram gruplarında Eylül ayı boyunca misafir edelim. Geçtim bunu. Ekrana kombineler gelsin. Perşembe günü sizlere YouTube'da kombine vermiştim bildiğiniz üzere. Fenerbahçe ile Dinamo Kiev mücadelesi vardı. 1.81 gibi orandan aldım. Hiç korkmadım. 4.5 altına bir yaptım. Yani da United'ın 3.5 altını verdim. United maçı patladı fakat biz kazandık. Farkımızı ortaya koyduğumuzu düşünüyorum burada. 2.35 gibi orandan. Cuma günü bir video çekemedim. Fakat bir yapsaydım sizlere de vereceğim kombine buydu. Ankara gücünün KG varıyla Volendam mücadelesinin 2.5 üstünü verdim. Ayrıca ayrıca ve Altını çizerek söylemek istiyorum. Kombinelerimiz geldi okey. Fakat Wolenden mücadelesine bakın ben ne yaptım ekrana gelsin. Hollanda'nın maçının skorunu bildim. 3-2. Hatta bunu kata Telegram grubuna da yazdım. Yazı olarak 4 tane maç yazdım. Hollanda'nın mücadelesinin altına da 3-2 skorunu yazdım. Gelme ihtimali yazın kenara yazdım. Mücadele de 3-2 skorla bitti. 19-45 gibi oranlar. Bu da benim bir sanat eseri olarak aldığım notlardan bir tanesi. Geçtim bunu da yüksek misliyle ne yaptığımızda baktığımız zaman da Perşembe günü 2 adet yüksek misli verildi. Bir tanesi Fenerbahçe'nin doğrudan galibiyetine yüksek misli verildim. Hatta bir şey de yaptım. Ee, uyarı yaptım diyeyim 1000 TL atıyorsak 400 TL atalım Taraf tercih olarak da Fenerbahçe'nin burada tercihi geldi Başarılı bir şekilde Yüksek misli Avrupa için de yaptığımda Fenerbahçe'nin çifte şansı Ve Real'in elinde en az 2 gol atarak kazanırydı 4-3 kazandı Dakika 89'da kazandı İzledim güzel takım zaten Konuşmaya gerek yok Yüksek mislinin perşembesiydi böyleydi Ve yüksek misli cuma ne yaptık Cuma günü de aynı şekilde bir uyarı yaptım. 1000 TL oynuyorsak 350-400 mantlarına gidelim dedim. Ankara gücünün atacağı 1 gol dedim. Avrupa'da 1.45-1.50 bandının oranı var. Türkiye'de bir 30'luk gibi oranı var yazdım. Fakat Cuma bir yüksek misli yapılacaksa sürpriz gün böyle yapalım. Ankara gücünün bir golünü aldık ve kazandık yüksek misliden. Cuma günü de tebrik ederim. Onun dışında da birebir kasa yönetimi var zaten. En e, pahalı paketimiz 350 TL'lik paket şu an 300 TL sanırım bir indirim falan oluyor. Bu pakette arkadaşlar WhatsApp iletişim hattı olduğu için kasanızı bir nevi birlikte yönetiyoruz diyerekten de söyleyebilirim. İletişim hattı olduğundan dolayı doğrudan sürekli iletişime de geçebiliyorsunuz bizlerle. Dilerseniz başlayalım videomuza. Sizlerden ricam videoyu atacağınız artı 300-350 like seviyesinde pazar olması dolayıyla like'larınızı bekliyorum. Değerlendirecekler herkese şimdiden bol şanslar emeğe saygı diyelim ve başlayalım. İlk mücadelemiz burada. St. Pauli mücadelesi, sen mücadelesi. Şimdi bu maç hakkında önemli bir detay vereyim sizlere. Pauli'nin kendi evindeki oynadığı maçlarda toplamda 3 tane maç oynadı. Her maç 17, 19 ve 23. Yaklaşık maç başı 19 şut ortalaması var Pauli takımının kendi evinde. Kendi evinde kimle oynarsa oynasın hücumu sürekli düşünen pozisyon yarattığı anda... Kaleyi cepheden olsun, çaprazdan olsun. Gördüğü anda kaleye şut çeken ve Sunucu matlarına baktığımız zaman da eli yüzü düzgün oyunculardan oluşan bir Pauli takımı olduğunu söylemek mümkün. Baktığımız zaman da Otto ile Egestein hücum hattında zaten var. Arkalarına Dashner, Dashner oynuyor. Ben burada tekrar Pauli tarafına gideceğim. Herhangi bir sürprize gitmeyeceğim. Taraf tercihine gitmeyeceğim bir gibi oradan. Atacağı iki gol alacağım. Bu Bundesliga 2'de taraf girilmez. Bunu mutlaka sizler de deneyimlemişsinizdir. Goller yönelir. Ev sahibi 1.5 üstün oranı bir gibi oranı var. Değerlendirecekler bol şanslar. İkinci mücadele, mücadele Midland mücadelesi. Ev sahibi şu an lider. Deplasmanda iyi bir performans sergiliyor. Şu an kendi evinde taraftar önünde Midland'da oynayacaklar. Midland'ın da deplasmanı iyidir. Çünkü ev sahibi burada nasıl oynanacak? Kafamdaki senaryoyu anlatayım. Ev sahibi Nostradland burada yükselici e, yüklenecektir Midland tarafına. Yükleneceği için Midland arkada boşluk bulacaktır. Midland'a zaten bu boşlukları en iyi değerlendirebilen takımlardan bir tanesi ki Dert oynadığı maçlara bakın. Atlı gollerin çoğu böyle. Avrupa'da 1-0 yenildi. Orada Sturm Graz'a karşı galip gelemedi. Kendi evinde tekrar bir mücadele oynayacak Avrupa'da. Bu mücadelede gol yemesini zaten bekliyorum fakat arkadaki boşlukları da değerlendirip bu mücadele de bir karşılıklı gol var bekliyorum. 1-42 gibi 1.42 gibi de bir oranı var. İdealdir değerlendirecekler. Bol şanslar. Kambur'la Groningen mücadelesi. Kambur'un bir iki tane kendi evindeki maçını izlerken dek geldim. Nesine'de böyle izliyordum. Nesine maçları veriyor zaten Hollanda'nın. Orada izliyordum arkadaşlar. Ev korkmadan basıyor. Fakat basarken de hem arkada boşluklarda verebiliyor. Ve şunu da belirteyim. Langur basıyor. Ben diyorum ya Langur top oynuyor yani şuursuzca hücum eden takımlardan bir tanesi. Kambur takımı burada. Baktığımız zaman da Groningen'e karşı burada da galip gelebilecek hatta 2 gol atabilecek pozisyonlara da girmesi çok mümkün. Maçın skor beklentisi zaten 2-2'lik bir skor bandı var. Şimdi Kambur takımı çok bastığı için Groningen takımı da arkada boşluk mutlaka bulabilir. Ve bu başlıkları Kuriger ve Engonge ile birlikte değerlendirmesi özellikle Engonge takımın yıldız oyuncusu olaraktan da nitelendirebiliriz Engonge'yi e, Groningen tarafında. Güzel bir mücadele bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Golle bir maç geçecektir diye düşündüğümü de belirteyim. Hatta Engongen'in de zaten yaşı da genç. Belçikalı 22 yaşındaki bir oyuncu. Notlarıma da almışım. Bu oyuncunun da muhtemelen gol atar diyerekten de yazmışım da o biraz kainliğe girer. Ben burada bir idealden tekrar KG var önereceğim sizlere. Fakat yüksek oranıyla birlikte de ev sahibinin atacağı 2 golün 1.90 küsur oranı var. Hemen onu da gösterelim. Oo, bu oran düşmüş mü? Ben yanlış mı not almışım? 1.74 orana düşmüş. 1.90 bandında not almışım. Ya düşmüştür ya yanlış not almışımdır. Onu bilenler varsa da düzeltebilir. Daha önce bakan varsa. Anje ile Modpay ile mücadelesi. Montpellier'in son Lille mücadelesini izledim. Kalesinde inanılmaz pozisyonlar verdi. Hatta Lille maçını, Lille Marsilya maçını anlatırken de bahsettim. Lille o maçta 2 dakikada, ilk 2 dakikada 2 tane çok net gol pozisyonu kaçırdı. Hatta ben dedim ki yani pozisyonlar çok net kaçıyor. Ben burada Lille'nin atacağı 2 gole direkt gireyim dedim. Dakika 5'te girdim. 1.54 gibi orandan yani. Öyle söyleyeyim. Arkadaki boşluklarla birlikte Vahin'in attığı bir gol vardı. Montpellier'de Savainer Savainer dönüyor sanırım bu mücadelede. Dönüyor mu bakalım da. Aynen dönüyor bu mücadele. De ileride Vahi var. O da çok başarılı zaten. Montpellier takımı sanırım Fransa'nın en çok kart gören takımlarından bir tanesi. İki tane zaten Omlin ile bu maçta olmayacak. Kart cezalısı. Sanırım ilk 4-5 maç ihtimalle en çok kart gören takım Montpellier takımıdır. Bir maç hariç her maçta kart gördü. Hatta iki tanesinde iki tane kırmızı kart gördü sanırım. Şimdi güzel bir maç olacaktır. Morpella tarafından gol bekliyorum ben zaten. AJ gol atamıyor ne zamandır ve galip gelemiyor. Onlar da bir reaksiyon verebilirler. Karşı taraf da eksik zaten. Kart cezalı oyuncuları da var. Ben burada bir KG var tercihini aldım. Onun da oranı 1.44 bandında. Oranı var. Başka bir tercih almadım. Değerlendireceklere bol şanslar. Bologna Fiorentina mücadelesiyle devam edelim. Fiorentina takımı burada golü yerse Bakın Fiorentina takımı bal yapmayın arı misali. Udinese maçında izledim. Udinese maçında nasıl oldu biliyor musun? Udinese bir tane gol attı. Ugo de attı sınırımı golü de. Bahsetmiştim bu Godi'den de. Sonra böyle top çevirdi, top çevirdi, orta açıyor vesaire bir şey yapıyor. Yani ne adam eksiltiyor ne dikine paslarla girmeye çalışıyor. Öyle top çeviriyor. Aynı bal yapmayan arı Udine Fiorentina takımı. Ben burada normalde KG var tercihini idealden önerebilirim. Maçın var bir bir gibi bir skorla bitmesini bekliyorum mesela. Fakat ben burada KG vardan ziyade diyorum ki Bologna takımı ilk golü atarsa burada ki atlı diyelim. Benim senaryom ilk golü Bologna atar. Fiorentina böyle bal yapmayan hali gibi bastırır, 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 bastırır. Ondan sonra arkada bir boşluk olur. Fiore Bologna takımı belki ikinciyi de atar. 2-0 bitebilir. Ama beklentim 1-1. Yani şöyle söyleyeyim ben sizlere. 2-3 gol aralığına çıkacak bir maç olduğunu düşünmüyorum. Onun da oranı 1.82. Lazio Hellas Verona mücadelesi. Lazio takımı Feyenoord'a zaten ilk yerden 3 tane mi ne yaptı? Çok güzel futbol sergiledi. Son mücadelesinde de Napoli'ye karşı mağlup oldu. Napoli o maçta çok güzel oynadı cidden. Şimdi Hellas Verona ile oynayacak. Tempolu bir mücadele bekliyorum. Gollere yönelmekte mantıklı bulduğumdan dolayı. KG var'a gitmiyorum burada. 2.5 üstün oranı 1.47 gibi bir oranı var. Güzel tempolu maçın beklentisi hatta 3-1'lik Lazio galibiyeti. Hatta Lazio'nun da hafta içinde tekrar bir mücadelesi olduğundan dolayı deplasmanda Milan takımı fakat Milan takımı Milan maçını zaten bir şekilde hallederler diye düşünüyorum da bu maça biraz daha önem verecektir. Herhangi bir rotasyona gideceğini düşünmüyorum Lazio'nun burada. Güzel tempolu bir maç bizleri bekliyor diye söyleyebilirim. Diğer mücadelem Gaziantep Ümraniye mücadelesi. Burada Ümraniye'nin atacağı bir gole gittim. Deplasman 0.5 üste. 1.30 bandında oranı var. Neden buna gittim? Arkadaşlar yani bu takım böyle gitmez. Şöyle bir şey olur bulabilirsek. Aynen yani 1.30 bandında oranı var. Ümraniye atacağı bir gole. Bu devren böyle gitmez. İlla ki bu takım bir yerde bir sürpriz yapacaktır. Yenilse bile Ümraniye'nin bu maçta Gaziantep kendi evinde ne kadar iyi bir takım olsa da Süper Lig'de bu, bu tarz şeyler pek fazla ön plana çıkmıyor. Yani o evinde iyi oynamış falan. Burada uzun zamandır kazanamayan bir Ümraniye var ve gol de atamayan bir Ümraniye takımı var. Ya bunlar artık gol atmayı geçtim, galibiyeti geçtim, gol atmak isteyecektir. 4 maçtır gol atamıyor. En azından bir golü bence 1.30 gibi orandan ideal düşünülebilir diye düşünüyorum. Ha Gaziantep tarafından da zaten zaten atar diyorsanız 12 KG var tercih olarak da değerlendirebilirsiniz. Geçtim Kasımpaşa Galatasaray mücadelesine. Burada da Kasımpaşa ile oynayacaklar. Galatasaray tarafında çok büyük baskı. Ya en azından Okan Hoca'nın üstünde büyük bir baskı olabileceğini düşünüyorum ben mücadelenin. Çünkü çok fazla yıldız isim e, kadroya katıldı. Şöyle ideal kadroya baktığımız zaman da Kerim bu maçta oynamayacak. Sanırım Gomis de ileride başlar diye düşünüyorum. Icardi e falan bu mücadelede oynamaz gibi gözüküyor. Veya sonradan girebilirler diye düşünüyorum. Oliveira, e, Mertens, Torreira gibi isimler mutlaka oynayacaktır. Kerem Yunus zaten olacaktır. Yine geçen haftaki kadroyla çıkabilir diye düşünüyorum Galatasaray takımı. Kasımpaşa yeni hocasıyla birlikte 2'de 2 yaptı. İlerliyor ama Galatasaray ben burada dediğim gibi çok kaliteli bir kadrosu var. Baskı kuracaktır. Gol yiyebilir mi? Yiyebilir. Fakat ben burada Galatasaray'ın atacağı 2 gole değerlendirme alırım. de onun oranı var. Bilginize. Diğer mücadele Monaco ile mücadelesi. Yani burada KG vara gitmedim. Neden KG vara gitmedim? Mücadele herhangi bir takım, özellikle Lyon tarafı bence burada bir adım önde. Ne kadar Monaco takımı önde, daha doğrusu iddia açısından favori gözükse de Monaco takımının ben burada Lyon'a karşı biraz daha önde olduğunu düşünüyorum. En azından bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Güzel tempolu bir mücadele olabilir. Fakat dediğim gibi Lyon tarafı bir gol atarsa Monaco biraz daha baskıyı alacaktır. Ablukaya alacaktır benim beklentim orada. Baskı aldığı zaman da ya bir bire bire gelir mücadele. Ya da Lyon boşluktan hızlı ataktan son dakikalara göre ikinci atar. Mücadelenin iki golde kalmasını beklediğinden dolayı. Hatta bir tane de şöyle yanımıza 3. golde alalım diye diyorum. Ve şöyle 2-3 gol tercihin oranı 1.96. Bakın tek tercih yüksek oran. Başka bir tercihim yok. Mücadelenin 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Diğer bir mücadelem Real Betis ile mücadelesi. Bu maçın zaten maç skorunu sizlere sorduk. Maç ne olur diyerekten sizlere sorduk. Ben 2-2'lik bir skor çıkabilir diye düşünüyorum. Fakat erkenden bir gol gelmesi lazım bu 2-2'nin maçın kopması için. Bazen İspanya'da maçlar böyle erkenden kopabiliyor. O tür, o tur maçlardan bir tanesi olabilir. Villarreal bu maçı önemsiyor. Son oyunda da Lenç Pozlan mücadelesinde hücum oyunculardan 3 tanesini dinlendirdi. Arkada orta sahada dinlendirdi. Stoper'de oyuncu dinlendirdi. Dakika 40-63-66 gibi de Çoğu oyuncusunun da geri aldığını da belirtelim. Bir de takımı bu sezon çok iyi gidiyor. Real Betis de aynı şekilde kendi evine gidiyor. Güzel. Her iki takımın da pozisyonu bul pozisyon bulabileceği bir maç bekliyorum. KG var. İdealden aldım. Bir 50 gibi orandan. 3-0-2'den de bir yüksek orandan maç sonu 0 öneririm sizlere. Bütün tercihlerim bu yöndeydi. İdeal yüksek oranı değerlendirdim. Sizler de değerlendirebilirsiniz. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.